Türkiye'den merhabalar. Ben Gülşen. Geçtiğimiz hafta bir online kokedeme atölyesine katıldım. Ve şunu yaptım. O günden beri böyle gidip gelip bunu seviyorum. Ben de bu standlardan iki tane vardı ve atölyeden sonra bende bir miktar malzeme arttı. Dedim ki neden bir çiçek daha yapıp size göstermiyorum. İhtiyacımız olan malzemeler neler? Önce bir onlardan bahsedeyim. Ondan sonra kokedama nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Ardından da birlikte çok kısa yapımına geçelim. Şimdi önce şöyle bir toprağım var benim. Bunu katıldığım atölyedeki çiçekçi kargo ile gönderdi bana. Bu toprağın özelliği suyu tutan, nemi tutan bir toprak olmasıymış. Çünkü çiçeğiniz bu yosun topunun içinde yaşamaya devam edebilmek için oradaki neme ihtiyacı var. Dolayısıyla nem tutma oranı biraz yüksek bir toprak olmalıymış. İnşallah yeter. Bu toprağı kullanacağım. Sonra şöyle yosunum var. İki parça. Geçen sefer bunu hemen hemen böyle bir parça yosuna sarabildim. İnşallah bu sefer de sararım diye düşünüyorum. Bu internette bu şekilde canlı yosun diye de satılıyor. Ya da işte ormana yakın ya da bağlı bahçeli bir eviniz varsa oradan kayaların dış yüzeylerinden, ağaçların dış yüzeylerinden böyle plaka halde koparabiliyorsanız o da olur. Biraz suya ihtiyacım var. Geçtiğimiz sefer şöyle bir jüt iple sardık biz. Ama ben çok estetik olarak nedense sonradan hoş bulmadım. Bu kez böyle haki tonlarında ipler getirdim. Eğer kavrayabilirse, sarabilirsem bu kez bunlarla sarmayı planlıyorum. Tabii bir de çiçeğiniz var. Benimkisi şu. Tilansiya sanırım bu çiçeğin adı. Bu arada bu kokedamaya koyacağınız çiçeklerin yani ortasına monte edeceğiniz çiçeğin çok fazla su istemeyen ya da çok böyle kuraklık sevmeyen çiçek de olması gerekiyor. Mesela sukulentler olmuyormuş bunun içine. Ben biraz araştırdığımda internetten bu olabilir. Bu bizim öncekine koyduğumuz kuş yuvası çiçeği diye geçiyor. Bu olabiliyormuş. Bu tüylü tüylü olan aşk merdiveni çiçeği var ya. O da mesela bu tarz kokedama aranjmanlarına uygun oluyormuş. Ben bunun görseli çok hoşuma gittiği için bakar mısınız şu güzelliğe? Bu kez bunu seçtim. Bunu da internetten 20 lira gibi bir fiyata aldım. Bayağı da büyükmüş. Yani bunun içine monte etmeyi düşünüyordum kokedamamı ama belki yer değiştiririm. Bu biraz büyük olacak gibi. Onun dışında da zaten başka bir şeye ihtiyacım çok da yok gibi. Kokedama ne? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi bu bir Japon bitki yetiştirme biçimi aslında. Japonların türettiği bir yöntem. Nasıl mesela biz bir bitkiyi saksıya ekiyoruz, suluyoruz, işte altına biriken fazla suyu tahliye ediyoruz. Yani bitkinin bakımını böyle sağlıyorsa bu bitkinin bakımı da tamamen etrafında sarılı olan bu yosundan ve içindeki çamur topağından sağlanıyor. Bunun bakımı nasıl oluyor? Zaten şu an bu bayağı ağır. Birkaç gün sonra bu iyice suyunu çektiğinde veya kuruma yaşadığında bu yosun topu bir miktar hafifleşecek. Ve ben onun suya ihtiyaç duyduğunu anlayacağım. Ya bunu böyle bir fıs fıs yardımıyla yosun topunu tamamen ıslatarak yapabiliyorsunuz. Ya da bir kabın içine su doldurup bu topu olduğu gibi onun içine daldırıp bir 5 dakika bekletip bunun tamamen ihtiyacı olan suyu çekmesini sağlıyormuşsunuz. Bakımı da oldukça kolay. Yani bu zaten böyle şey. Koke yosun demekmiş. Dama da top demekmiş Japonca'da. O gün sağ olsun La Planta Design'deki Damla Hanım bunları anlattı. Ben bu kısmını bilmiyordum en azından. Çokça ilgi duyduğum bir şeydi aslında. Uzun zamandır evime bir tane almak istiyordum ama karantina sürecinde yapmak kısmet oldu aslında. Koke dama yosun topu demekmiş. Çok sevimli, çok böyle iç ısıtan bir çiçek hakikaten. Bakalım şimdi bir tanesini de biz birlikte yapmaya başlayalım. O gün biz yosunu kuru kullandık ama ben bugün bir miktar nemlendirmeyi istiyorum. Sanki böyle işimi daha kolaylaştıracak gibi. Şöyle bir tık nemlendireceğim bunu. Şimdi toprağımdan biraz bu kaseye alayım. O gün de öyle yaptı. Şöyle bir miktar toprak yine kenara ayırıyorsunuz. Çünkü eğer çamurunuz çok cıvık olursa şey yapmanızı sağlıyor bu. Kıvamını arttırmanızı sağlıyor. O gün sağ olsun Damla Hanım da şeyden bahsetti. Ellerinizi kullanın yaparken bu topraklanmayı ve
kötü enerjiyi atmayı sağlar dedi. Bu ara hakikaten buna benim de çok ihtiyacım varmış. İçindeki büyük parçaları önce ayıklıyoruz. Böyle taş parçaları, topaklar, kırıklar, öyle şeyler varsa onları öncelikle bir kenara ayıralım. Şöyle elinizle de birazcık ufalayın toprağı. Yani bunu şey gibi düşünün, bir kek yapacaksınız. Nasıl unu elersek daha güzel bir şey oluyor, bir kek hamuru oluyor. Bunda da biraz öyle. Yani büyüklü parçaları, sıkıntılı parçaları ayırıyoruz. Ha, bu arada ben ilk aşama olan, şimdi birazcık böyle atladım gibi oldu. Çiçeğimizin önce köklerini bir serbestleştireyim ben çamur yapmadan ellerimi. O aşamayı atladım. Siz önce çiçekle başlayın zaten. Ben demek ki workshop çok işe yaramamış. Sıralamayı direkt atladım. Bu dediğim gibi bu elimdeki bitki de şeye uygunmuş, böyle kokedemanın içinde yaşamaya uygun bir bitki türüymüş. Zaten ben bunu videonun altında info box'a gerekli tüm malzemeleri yazacağım. Bu çiçeğin cinsini de yazacağım. Hiç merak etmeyin. Hani belki yapmak istersiniz. Yapacağımız şey saksıyı birazcık şöyle sıkıştırıp çiçeği boşalmayı sağlıyoruz. Hop, şu şekilde çıkarttık. Şimdi o gün bize öğrettikleri de bu kökleri mümkün olduğunca açığa çıkarmaya çalışacağız. Yani kökleri mümkün olduğunca topraktan ayrıştırıp ufaltacağız. Çünkü bunun kökünde şu an çok fazla toprak var. Bunu eğer bu şekilde çamur topunun arasına saplamaya çalışırsak çok böyle derli toplu ufak bir şeyimiz olmaz, topumuz olmaz. O yüzden böyle ince köklerin kopmasından da endişe etmeyin çok. Bilmiyorum, inşallah kamera alıyordur. Bunu bu şekilde ben ayıkladım, bakın şu şekilde. Güzelce toprağından arındırdım. Bunu gönderen firma da maşallah bayağı sulayıp göndermiş. Şey yaptım, bunu sipariş ettiğim yeri de linkini aşağı koyarım. N11'de bir çiçek şeyinden, firmasından sipariş ettim. Hızlı da getirdiler, 2 günde geldi. Şöyle kökünü güzelce arıttım. Sadece kök kısmı kaldı. Bunu şimdi kenara alıyorum. Burada da şu kadar bir miktar toprak koydum. Biraz dediğim gibi arındırdım toprağı. Pisliklerden, işte çakıl taşları olabiliyor. Bazen böyle bir odun parçaları falan oluyor. Açıkçası sevdim yani. Toprakla oynamayı sevdim. Oynayıp duruyorum. Şimdi tamam, bu artık hazır. Yapacağımız şey buna bir, önce bir miktar böyle çok gıdım gıdım, yani bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı gibi ekleyin. Fazla kaçarsa toprak yetersiz olabilir. Bunu şimdi hamur yoğurur gibi, yani benim en sevdiğim şey, hamur yoğurur gibi yoğuruyoruz ve her seferinde elimizde bir top oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü aslında amacımız çamurdan büyükçe bir top elde etmek. Bu büyükçe dediğimde, yani aklınıza böyle futbol topu gibi gelmesin. Bir portakal büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Çok çok böyle büyük olmayacak. Çünkü benim yosunum çok şey, kısıtlı. Ama varsa sizin yosun tabakanız, yeterliyse tabii yani daha büyük bir top da, ya da ne bileyim hazneniz daha büyükse asacağınız yer, daha büyük bir şey de yapabilirsiniz. Benim bugün hem yosunum kısıtlı olduğu için hem de asacağım yer çok büyük olmadığı için bugün daha ufak bir top yapmayı hedefliyorum. Tabii top yaparken de kriteriniz bu çiçeğin kökünü saklayabilecek büyüklükte bir top yapmanız. Çok küçük yaparsanız da bu sefer çiçeğin kökleri açıkta kalır. Onu da istemiyoruz. Yani çiçeğin kökleri tamamen saracak. Şimdi artık bunu iki elime alıyorum. Bu çiçeğiniz bu şekilde büyüyormuş hakikaten. Ve bir süre sonra eğer isterseniz bunu
saksıya da dikebiliyormuşsunuz. Ya da yosununu değiştirip daha büyük bir çamurdan top yuvası da yapabiliyormuşsunuz. Bu tamamen size kalmış. Yani böyle yıllarca burada da yaşayabiliyormuş tabii. Yani bilmiyorum, ben bu yöntemi çok beğendim. Çok güzel, çok zarif duruyor. Bu arada bu standları belki soranlar olacaktır. Bunları benim eşimin kardeşi, yani kaynım, kendi imal etti ham maddeden. Bu şekilde standlar yaptılar sağ olsunlar bana. Keza bu arkadaki çiçeklik de aynı şekilde bayağı sorulmuştu Instagram'da. Eğer bu çamurun suyu çok geldiyse bu şekilde sıkıp fazla suyunu atabiliyormuşsunuz. Zaten anlıyorsunuz o topun büyüklüğünden artık olup olmadığını. Şimdi buradaki en önemli ve belki de en zorlayıcı nokta, tepeden parmağınızı hafif bastırıp bu topu iki yarım küreye bölmeye çalışacağız. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Bakın, bu şekilde böldüm iki yarım küreye. Şimdi yapacağım, yani yapmam gereken şey, bu çiçeğimi alıyorum. Bunun tam ortasına, bu arada ben biraz çiçeğin köklerinden kesme yapacağım. Mecburum buna. Çünkü dediğim gibi malzemelerim çok kısıtlı. Köklerin de dışarıda kalmaması gerekiyormuş. O yüzden ben birazcık küçük kökleri azaltacağım. Tam ortasına monte ediyorsunuz çiçeğinizi. Ve diğer yarım küreyi de alıyorsunuz. Şimdi artık kuvvet. Bunu güzelce sıkıyorsunuz. O iki yarım küreyi bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada şu ayrılan kısımdan parmağınızla şöyle minik minik pıt 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 yapıp alttan da aynı şekilde o yuvarlak küre formunu tekrar vermeniz gerekiyor. Dağılmaması gerekiyor. Şimdi burada bir dezavantajım var. Benim ellerim çok ufak. O yüzden yaptığım top da, sıkma kuvvetim de ona oranla çok güçsüz ve ufak oluyor. Böyle sizin güzel, kocaman elleriniz varsa eminim ki daha büyük ve daha güzel bir kokedama yapabilirsiniz. Ama benim fiziksel yapım ancak bu kadarına müsaade ediyor. Bunu şimdi bir güzel böyle tam şu boğaz kısımlarını da şöyle sıkıştırmak kaydıyla. Bakın, çamurdan topun içine çiçeğimi hapsettim. Şimdi artık yapacağımız şey bunu bu yosuna sarmak. Aslında yosuna sarma aşaması da çok sıkıntı değil de bunu iple sarma aşaması bence bir o kadar sıkıntı. Şimdi biz bu arada bunu suladık ya. Yani bu çamurumuz şu an yeterince sulu. Ben biraz yosuna da su sıktım. Dolayısıyla bu bir iki gün su istemiyormuş. Hafiflediğini fark ettiğiniz anda tekrar sulayacaksınız. Şimdi ben artık bunu hazırladım. Bunu şöyle yatırıyorum. Hatta şu köşeye alıyorum. Şimdi şunu önüme çekeceğim. Şu yosunumu biraz silkeleyim. Yosunu bu arada yapmanız gereken şey, inşallah görebiliyorsunuzdur, tersini zemine çevirmek. Bunu buraya yatıracaksınız. Ve bu yosunu sıkıştırdığınızda yosun toprakla birleşiyor. Yani sıkıntı yapmayın sakın. Şimdi mesela ben bunu buraya koydum ortasına. Etrafını mümkün olduğunca yosunla çerçevelemeye çalışacağım. Bazı yerlerde eğer yosunlarınız katlanma yapıyorsa hiç sıkıntı yapmayın. Oraları böyle elinizle koparabiliyorsunuz. Bu yosun, o gün zaten workshop'u veren hanımefendi de bize aynı şeyi söyledi. Çok çabuk kopan bir şey. Elle kopardım mesela ben şu parçasını. Lif lif ayrılıyor. Bakın, burayı sardım. Şimdi şurayı koparacağım, şu kısmı. Burayı da böyle. Elinizle içeri doğru ittirdiğinizde, yani yosunla topu birbirine sıkıştırdığınızda yosun tamamen o toprağa biraz gömülüyor. Şey gibi düşünün, nasıl böyle, yani tabii eğer kadınsanız ve bir futbol deneyiminiz olmadıysa muhtemelen çok örnek şey olmayacak ama hani bu böyle halı sahalarda falan kramponlar gömülüyormuş ya, onun gibi düşünün. Yani bu yosun çim gibi bir şey aslında.
ve tamamen gömülüyor bu şekilde yaptığınızda. Bakın ben topu oluşturdum bile. Şimdi yapacağım şey bu yosunun etrafından, yani şimdi şöyle düşünün, bu artık bu çiçeğin yuvası, saksısı, yaşam alanı. Dolayısıyla bunu bir iple o kadar güzel şekilde sarıp sabitlemeniz gerekiyor ki bunu her suya daldırdığınızda aksi takdirde kopmalar yaşayabilir, yuvada dağılmalar olabilir. O yüzden mümkün olduğunca güvenli bir hale getirmeniz lazım etrafındaki yosunu. Şimdi şöyle güzelce elinizle bastırın. Zaten artık o top şeklini çok rahat alabiliyoruz. Bakın koyduğumda bile sıkıntı yaşamıyor. Dediğim gibi ben jüt iple bu kez sarmak istemiyorum. Şansımı şu haki renkte iple bir deneyeceğim. Bu da çok ince dikiş ipi. Umarım olacaktır ama bir deneyeyim bakayım. Şöyle bir boğaz kısmından bir tanecik sardım. Şöyle bir bağlayayım bakalım. Olmazsa mecbur yine jüt ipe döneceğiz. Şimdi bu topu tutuyorsunuz ve rastgele sarıyorsunuz. Yani yosun sabitlenecek. Bakın tamamen afaki, göz kararı, bir oradan bir buradan, bir oradan bir buradan döndürüyorum ipimi. Çiçeğin yapraklarına tabii dikkat edin. Hani onları çok kırmayın şey yaparken. Sağ elinizle tutup solla döndürmek, evet, sanki daha kolay olacak. Ben sağ elimi kullanan bir insan olduğum için. Ama solaksanız muhtemelen tam tersi sizin için daha iyi olacaktır. Bu arada geçen gün workshopta yosunu kuru kuru yaptığımızdan bahsetmiştim. Ben bir tık nemlendirdim ya videonun başında. Çok daha etkili oldu. Öyle yapın. Birazcık nemlendirin. O gün çünkü benim en çok zorlandığım şey kuru yosunu şey yapmaya çalışmaktı. Şekil verip adapte etmeye çalışmaktı buraya. Şu an çok daha enfes oldu. Ve bakın hiçbir şekilde iplerim görünmüyor. Sanki tamamen bunun doğal köküymüş gibi. Allah'ım çok güzel bir şey. Gerçekten ya, bu iyiliği kendinize yapmanızı isterim. Malzemeler zaten temin etmek aşırı kolay. Yani şöyle, ben yosunum olduğu için almadım ama N11'de falan yosunun bir plakası 5.90 falandı. 5.90 TL bu arada. Onun dışında zaten toprak, ben bugün onların gönderdiği toprak dışında kendi çok amaçlı, yani yeşil bitki toprağımla karıştırdım maalesef yetmez diye. Ki bence bir sorun yaşamadım. Yani çamur haline gelebilecek, bence her toprak aslında bunun için uygundur. Onun dışında da zaten ortaya uygun bir çiçek ayarladığınızda, ki bu çiçek sukulent dışında her şey olabiliyormuş bahsettiğim gibi. Başka da geriye bir şey kalmıyor. Yani ip zaten bu yeşil ip, her evde bulunan bir şey. Bu arada siz bunu böyle benim yaptığım gibi bir yere asmak zorunda da değilsiniz. Şık bir tabağınız vardır. Ortasına koyarsınız. Su ihtiyacı doğduğunda suya batırır, süzülmesini bekler ve tekrar tabağınıza alırsınız. Yani çok çok kolay aslında, öyle şey değil. Herhangi bir düzenek de gerektiren bir şey değil. Bu değişikliği, bu güzelliği bence kendinize yapın. Ben bu kez artık yosunlar dökülmesin diye, çünkü benim bunda birazcık yosun dökülüyor. Dökülmesin diye bayağı hunharca sardım. Şimdi şu boğaz kısmından tekrar bir tur attırıyorum. Ve artık bu ipimi burada sabitleyeceğim. Bu arada tabii çiçeği de boğmayın, yani hani şu boğaz kısmını çok sıkarak. Zavallıcık biraz da nefes alsın. Böyle bir yaşam alanı sunuyoruz. Öldürüp atmayalım çiçekcağızımızı. Tamam, bunu bu şekilde ben birazdan şunun altına sıkıştıracağım. Şimdi bakın bunu ben bu şekilde bir tabağın üstüne koyup gayet bırakabilirim. Allah'ım dünya güzeli, hele şu pembe çiçek, inşallah solmaz. Solarsa gerçekten üzer yani beni. Çok güzel oldu çünkü. Ben buraya asmak istiyorum dediğim gibi. Şimdi şöyle jüt ipimden nasıl yapsam, şu kadar herhalde kesmem yeterli olacak. Şuradan bir dolayayım. Yani boğaz kısmından. Buna bir yani kement atıyor gibi düşünün. Bir düğümcük atacağım. Bu arada bu jüt görüntüsü olmayınca
olunca bence ilkine göre çok daha şık ve zarif oldu bu. Keşke ilkini de akıl etseymişim ya da o gün orada bizi uyarsalardı. Ben o şekilde yapardım mutlaka. Ben şimdi bunu buna alayım diyorum. Yani bu bunu kaldırabilir ama öbürünün çiçeği bayağı büyük. O onu kaldıramaz diye düşünüyorum. Buradan bunu hop asıyorum. Bunlar metal bu arada. Plastik değil. Şöyle yapayım. Bir tık yerden kalksa yeter zaten. Ay çok güzeller. Vallahi çok güzeller. Gerçekten şey gibi oldum. Böyle hani dikiş nakış kursu hocaları olur ya, yaptıkları her şeye böyle bakar bakar sevinirler. Resmen onlar gibi oldum ama yani şu da güzel değil mi arkadaşlar? Biraz daha sıkmam gerekecek bunun boğaz kısmını galiba. İnşallah kayıp düşmez. Bunu alıyorum. Ben yani şu çiçekleri yaparak herhalde bu karantinada bir 2-3 ay daha kalabilirim hiç sıkılmadan. Bunu da şöyle bir bağlayayım. Videodan sonra muhtemelen daha da sağlamlaştırırım ama. Bu arada bunu her seferinde sanırım buradan çıkarmam gerekmeyecek. Altına bir şeyle bir kapla suya daldırıp birazcık da süzülmesini bekleyip devam ettirebilirim bunun ömrünü. Bakın yeni yaptığım bu şekilde oldu. Harika oldu. Yani bilmiyorum sizin fikriniz ne ama ben bayıldım, bayıldım yani. Bu da geçen gün yaptığım bu amatörlük eserim. Bu artık biraz daha ustalık eserim sayılır. Ben birazdan bunu da şu iple sabitleyeceğim videoyu kapattıktan sonra. Sanki böyle daha iyi bir fikir olacak gibi bununla bir tık daha şeyi sabitlemek, yosununu sabitlemek. Vallahi çok derli toplu, çok güzel oldular. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah biraz da olsa şöyle bir motivasyon sağlayacak güzel bir video olmuştur sizin için. Belki bunu hiç denemezsiniz, hiç yapmazsınız ama dünyada da böyle bir şey varmış, böyle bir çiçek yetiştirme sanatı varmış diye aklınızın bir köşesinde bulunur. Hep yemek videosu olsun istemedim. Bir günde böyle güzel bir motivasyon videosu, şöyle yeşillik gördüğümüz bir video olsun istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu ve benzeri videolarda yine görüşürüz. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Yaparsanız, denerseniz bunu sosyal medya hesaplarımdan benimle paylaşırsanız ben de bu güzelliklerden mahrum kalmamış olurum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Evde kalmayı unutmayın.